Çok bekletmemek adına. Tamamdır. Başlayalım o zaman biz. Evet, şimdi katılımcılara tekrar bakıyorum. Yani genel itibariyle evet 69, 69, 63, 50, 50, 67, 70 şeklinde doğrular var. Yani dolayısıyla şöyle bir şey düşünüyorum. Acaba tamamını çözelim mi yoksa yanlışlar üzerinden daha detaylı analiz mi yapalım diye düşünüyorum açıkçası. Ne dersiniz? Bu konuda fikrinizi almak isterim arkadaşlar. Yani şu anki katılımcılar üzerinden konuşuyorum. Yani katılımcıların genel itibariyle yani herkes 50 üzeri. Tamamı uzun sürer. Evet, geçen yaptık çünkü tamamını yaptık. Uzun sürdü gerçekten. Tamamın olduğunda da bütün soruları temas ediyorum. Ama bütün şıklara detaylarıyla inemiyorum. Herkes yanlışlarını söylese. Evet, Gözde Su da aynı görüşte. Yanlışlar üstünden gidelim demişler. Evet, güzel. Yani katılımcıların sayısı ve şey ona müsait. Hani 100-150 kişi olsa belki zor olur ama burada 20 civarında şu an var. Bu şekilde. Tamam, o zaman sayfa sayfa gidelim dilerseniz. Mesela ilk sayfadan varsa sorunuz hemen alabilirim. Hatalı soru. Hızlıca geçiyorum mesela. Birinci soru existence'da değil mi? Varlık anlamında. In existence, var olma anlamında. İkinci soruda cevabımız neydi? Occur, ortaya çıkma anlamındaydı. Evet. Üçüncü soruya baktığımız zaman mesela boşluktan sonraki ona dikkat etmemiz gerekiyor. Depend on yapısı, değil mi? Ona bağlı olma büyük ölçüde. Evet, şimdi sorular gelmeye başladı. Zeynep, dördü yapar mısınız demiş. Hemen bakalım Zeynep. By using natural resources more, boşluğu burada bırakmış. People can preserve ecosystems demiş. Yani doğal kaynakları daha verimli kullanarak E seçeneği olmalı değil mi? Doğal kaynakları daha verimli kullanarak insanlar ekosistemleri koruyabilir, muhafaza edebilir anlamında. Şimdi A seçeneğindeki freely, özgür şekilde anlamına gelen bir yapı. Free sıfat olarak kullanıldığında özgür, ücretsiz, free of charge. Yine mesela nereden hatırlarız? Havaalanlarından hatırlayabilirsiniz. Duty free ifadesi mesela. Duty free ne demek? Yani verginin olmadığı. Şimdi bu tip kontekstlerde karşımıza çıkıyor. Bu anlamda A seçeneği uzak. B seçeneğine dikkatinizi çekmek isterim arkadaşlar. Bunu bir kenara not düşün, bilmeyenler için söylüyorum. Bu genelde successfully ifadesiyle karışan bir ifade. Successively, sıfat hali olan successive, birbiri ardına demek. Birbiri ardına. Successful ya da successfully ifadesi ise başarılı şekilde. Farklı anlamlara geliyor. Özellikle dikkatinizi çekmek isterim. Excessively aşırı şekilde, extravagantly dedeki de o da hani müsrif şekilde böyle boşa harcama, boşa savurma gibi. Dolayısıyla bir defa burada pozitif bir kelime gelmesi lazım dördüncü soruda. Doğal kaynakları daha verimli, etkin kullanarak insanlar ekosistemleri muhafaza edebilir diyorum. Zeynep, umarım açıklayıcı cevap olmuştur. Beşle devam ediyorum. Beşi sormuş bir arkadaşımız. Science is constantly figuring out. Figure out neydi arkadaşlar? Anlama, kavrama. The answers to questions. Yani bilim ne yapıyor? Sorulara verilen cevapları anlamaya çalışıyor. Figure out yapmaya çalışıyor. Kavramaya çalışıyor şeklinde. Break up var dedi mesela. Ayrılma anlamında, parçalara bölünme anlamında, ayrılma anlamında, eşlerin ayrılması anlamında kullanılan bir ifade. Run out genellikle of'la beraber tüketme anlamında kullanılan bir ifade. Run out of, consume kelimesiyle eş anlamlı. Fall apart, ayrılma, get away, uzaklaşma anlamında. Şimdi buraya baktığımda başka hiç kimsenin cevaplamadığı soruları cevapları ne yapıyor? Figure out yapmaya çalışıyor. Anlamaya, kavramaya çalışıyor anlamında. Ben 5. soruyu isteyen arkadaşımıza soralım. PJM diyeceğim ben ona kısaca. PJM'ye sorayım. Ne yaptın mesela burada? Yani yakın bir şık var mı diye bakıyorum. Cevapları figure out yapmaya çalışıyor. Cevapları evet yani diğer seçenekler uzak bu anlamda. Beşte yakın diyebileceğimiz bir seçenek yok. Yani cümleyi pek anlamadığın için bu şekilde yaptın. Tamam. Şu an bilmiyorum cevap oldu mu soruna. E yaptın. Science is constantly figuring out the answers to questions that nobody else has answered. Evet. Yani bunun peşinde. Hiç kimsenin cevabını veremediği, cevaplayamadığı soruların bunları anlamaya çalışıyor. Bunlara kafa yoruyor. Science bununla uğraşıyor. Yani çözülmemiş şeylerle uğraşıyor. Science anlaşılmamız şeylerle uğraşıyor. Bunları kavramaya, bunları anlamaya çalışıyor şeklinde yorumlayabilirim bu soruyu. Umarım cevap olmuştur. Olmazsa tekrar daha sonra yine bir daha bakabilir miyiz şeklinde söyleyebilirsiniz.
Evet, Cafer 11'e bakalım demiş. Ondan önce pardon 6. soru var. 6'ya bakalım. Şimdi arkadaşlar 6. soruda şurada when ifadesine dikkat, zaman bağlacı var. Şurada da bir zaman ifadesi var. Şimdi bir defa birinci boşluğun bana bir defa hangi tense olması gerektiğini gösteriyor bu soru. Present kurgu olmasını gösteriyor. Dolayısıyla A, bakın C, şurada direkt olarak zaten eleyeceğimiz şıklar değil mi? Bu anlamda Bursa, Denizli, Edirne kalabilir. Şimdi baktık burada mühendisten bahsediyor. Bu mühendis Eyfel Kulesi'ni firmimiz built, inşa ettiğinde ne olacak? Aktif yapı olacak. B seçeneği pasif olduğu için gider mi? B seçeneği de pasif olduğu için gider. Bu sorunun cevabı ya D ya da E olmalı. Burada when bağlacı vardı. When nasıl bir bağlaç? Zaman bağlacı. Neler vardı zaman bağlacı kategorisinde? When, while, as soon as, before, after, until, till, by the time gibi ifadeler vardı. Bunlar ne yapıyordu? Bunlar kullanıldığında çatının aynı olması gerekiyordu zaman olarak. Yani birinci boşlukla ikinci boşluğun en azından çatı olarak. Ne demek istiyorum? Past çatıysa simple past, past continuous, past perfect, past continuous gibi şöyle ifade edeyim. Çatının aynı olması gerekiyor. En azından buraya baktığımda E seçeneğinin birinci kısmının past olmasına rağmen arka tarafın present perfect olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla bu da cevap değil. Sorumuzun cevabı 6'da D seçeneği olmalı. Evet, Cafer 11. soruyu sormuş. 11'e bakalım. 11. soruda bakın Avrupa'dan Europa pardon one of Jupiter's moons yani Jüpiter'in aylarından bir tanesi olan Europa looks nothing like Earth. Dünya gibi bir şey değil diyor. Ona benzemiyor diyor. Arka taraftan ne yapıyor bakın şurada. Looks nothing like Earth. Bakın buna benzemiyor diyor. It has an icy surface covered with cracks and hills. Yani yarıklarla, tepelerle kaplı, buzlu bir yüzeyi var diyor. Arkadaşlar neyi anlatıyor arkadan? Bunun gerekçesini anlatıyor, sebebini anlatıyor. Dolayısıyla bu soruda muhtemelen A ve B seçenekleri arasında kalmışsınızdır. Hemen burada bir şey anlatayım size. Bir kauz grubuyla so grubu, yani bu grupta neler var mesela so grubunda? Therefore, that's why, thus, hence, as a result, consequently gibi bağlaçlar var hatırıma gelenler. Bir kauz grubunda neler var? Since, for, on the grounds that, in as much as gibi bağlaçlar var. Farklılık nedir? Her ikisi de sebep sonuçta kullanılır ama burası önemli. So grubunun arkasından sonuç ifadesi gelirken, sonuç cümlesi gelirken, because grubunun arkasından sebep ifadesi gelir. Tekrar bir kez daha söylüyorum. Burada muhtemelen 11'de Cafer sormuş soruyu. 11'de yanlış yapanlar A ve B arasında kalmıştır diye tahmin ediyorum. O yüzden bunu net bir şekilde açıklıyorum. Because grubunda yer alan bağlaçların ortak özelliği şu, arkalarından gelen ifade sebeptir. Burada da öyle sebebi anlatıyor. So grubunun arkasından gelen de sonucu anlatır. Tamam. Evet, o yüzden 11. sorumuzun cevabı A seçeneği olmalı. Evet, 14. soru sorulmuş hemen yan tarafta. Aslında kolay bir soru 14. Neden? Burada interest ifadesi verilmiş. Interest arkasından specific proposition alan bir yapı. Yani I'm interested in football mesela diyorum. Futbolla ilgiliyim. Interest in something. To be interested in something. The best performers are interested in constantly improving throughout their careers. En iyi performans sergileyen insanlar kariyerleri boyunca kendilerini geliştirmekle ilgilenenlerdir diyor. Birinci boşlukta zaten in dışında alternatif başka bir seçenek olmadığından cevaba rahat ulaşırız. İkinci boşluktaki throughout ifadesi de boyunca, throughout their careers, kariyerleri boyunca anlamına gelen bir ifade. Evet, 12. soru gelmiş bu arada. Hemen bu sayfayı geçmeden 12'ye bakalım. Bakın burada focus on ifadesi var. Bir başka yerde karşınıza çıkabilir. Diyas her zaman ne yapmış? Pozitif kalmaya odaklanmış kendisi. The challenge she faced in her childhood. Anahtar kelime burada ne arkadaşlar? Şuradaki challenge kelimesi. Şimdi kelime anlamını bilmiyorsanız işiniz bu soruda zor. Özür diliyorum. Çocukluğunda karşılaştığı sıkıntılara, güçlüklere rağmen olacak. Her zaman pozitif kalmış. Arka taraftan da çocuklukta yaşadığı, karşılaştığı challenge diyor. Challenge kelimesinin anlamı zorluk. Meydan okuma gibi anlamlar da var. Challenge. Hatta sosyal medyada falan popüler bu aralarda hatırlıyorsunuzdur. Ama dediğim gibi buradaki anlamı güçlük, zorluk anlamında. O yüzden burada cevabımız ne olmalı? Despite seçeneği olmalı. 12'de rağmen.
Burada due to then dolayı, because of then dolayı, yani B ve C seçenekleri eş anlamlı. In addition to ek olarak anlamında, in case of ihtimaline karşı. Evet, o yüzden cevabımız E seçeneği olmalı. 15. soru gelmiş. 15'e bakalım. Şimdi 15'te de çok net bir ipucumuz var. Sorunun içinde yakaladığımız ne var? Then yapısı var. Dolayısıyla comparative yapı bu. Hemen şıklara baktığımda comparative kaç tane yapı var? Bir tane yapı var. Bakın o da C seçeneği. Evet, D'yi yanlışlıkla işaretlemiş oldum. Much higher. Yani burada comparative'in deni varsa şıklarda ben ne aramak durumundayım? Comparative bir yapı aramak durumundayım. Bir seçenekte zaten bu var. O yüzden 15. soruda cevabımız C seçeneği olmalı. Devam ediyorum. Evet, 14 cevapladık. 15 gelmişti. 19 diğer sorumuz. Evet. Şıkları şöyle bir göz atalım. Bakalım. Öncelikle şuradaki it neye refer ediyor? Onu düşünürsek. Evet. FIFA Dünya Kupası'nı anlatıyor bakın. Şimdi buradaki ifade FIFA Dünya Kupası. Fiilimize bakalım. Hold fiili. Her 4 yılda bir FIFA Dünya Kupası yapar mı, yapılır mı? Yapılır. Yani FIFA Dünya Turnuvası her 4 yılda bir yapılır diyecek. Nasıl bir yapı olacak? Bir defa bu pasif bir yapı olacak. Dolayısıyla bakın A seçeneği present olduğu için, yani present karıştırmayalım. A seçeneği aktif, C seçeneği aktif olduğu için bir defa gitti. Hangi seçenekler kaldı? Geriye kalan B, D, E. Üçü de pasif midir? Evet, pasiftir. D seçeneğinde ne kullanılmış? Past perfect yapı kullanılmış. Past perfect yapı kullanmamız için bir gerekçe var mı? Yok. Zaten bir cümlede past perfect kullanabilmemiz için önce ne olması gerekir o cümlede? Past olacak, onun öncesini anlatıyor olacak. Zaten yukarıda çok net aslında. Her 4 yılda bir yapılır diyor. Metnin, clause testin bütün kurgusu da zaten bakın şuradaki ize bakın. Şuradaki ize bakın. Şuradaki ize bakın. Bakın nedir? Present kurgu. Dolayısıyla burada D seçeneği bundan dolayı eledik. Aynı şekilde E seçeneği past olmasını gerektirecek. Bir de past continuous olmasını gerektirecek bir şey olmadığı için eledik. Sorumuzun cevabı ne olmalı? B seçeneğindeki is held ifadesi olmalı. Evet, diğer sorumuzla devam edelim. 20. soru gelmiş burada. Bakalım 20'ye. It is held every 4 years and is a competition between men's teams representing nations. Yani erkeklerin takımları arasında olan bir rekabetten bahsediyor. Competition, yarışmadan bahsediyor, rekabetten bahsediyor. Nasıl takımlar bunlar? Representing basic nations, threatening, threatening tehdit eden, complete, tam, rare, nadir, basic, temel, various ise çeşitli. 20'nin sorunun cevabı ne olmalı? D seçeneğindeki various, yani çeşitli ulusları, milletleri temsil eden, erkeklerin arasında meydana gelen bir competition'dır diyor FIFA Dünya Kupası için. Evet, Özge adını yazmış. Teşekkür ederiz Özge. Çünkü 2020 Crew C falan yazıyor. Zor olacaktı. Close cümle tamamlamalarda neredeyse bayağı bir soru söylemiş. Onlara bakalım diye. Tamam, bakalım. Evet, şu ana kadar, bu bölüme kadar atladığım soru oldu mu diye bakıyorum. Gözde 19 sormuştu, cevapladık. Cafer 20 sormuştu, onu da cevapladık. Hatice de 20 sormuştu, tamam. Evet, cümle tamamlama 21'den itibaren başlayalım. Unless they are in immediate danger of further injury. Arkadaşlar, anahtar nokta cümle tamamlama sorularında bağlaçlar. Özellikle dikkat. Unless, if not anlamına geliyordu. Yani bakın they, şurada çoğul bir ifade var. Daha fazla yaralanma tehlikesiyle, aniden daha fazla yaralanma tehlikesi yoksa diyor, olmadıkça diyor. Sorumuzun cevabı ne olmalı? E seçeneği olmalı. Do not attempt to move seriously injured people. Ciddi şekilde yaralanmış insanları hareket ettirmemeye gayret edin diyor. Unless, bakın şu ihtimal devre dışı bırakıyor aslında. Hani daha büyük bir yaralanma durumu vesaire söz konusu değilse, if not anlamına geliyor unless. Eğer böyle bir şey yoksa bunu yapmayın. Zaten ciddi şekilde yaralı bu kişi diyor. 21'de yanlış yapanlar, evet 21 bayağı bir kişiden gelmiş. Özge'den gelmiş, Cafer, Behiye. Arkadaşlar yanlış düşündüğünüz seçenekleri söylerseniz
Ben onu da açıklamaya çalışırım. Özellikle üzerinde durmaya çalışırım. Yani D uzak bir seçenek. Kafa bölgesinde meydana gelen tüm yaralanmalar. Evet, Yasin D dedi. D, inanmıyorum. D burada uzak bir seçenek. D yapan arkadaşları şiddetle protesto ediyorum buradan. Neden? Çünkü bakın burada diyor ki all head injuries are potentially serious. Yani kafa bölgesine meydana gelen tüm yaralanmalar potansiyel olarak ciddidir. Unless they, hocam zaten head injuries'i biz they olarak yorumladık. Tamam. They are in immediate danger of further injury. Yani buradaki kafadaki yaralanmalar daha büyük, daha fazla yaralanmaların danger olmadıkça. Yani evet, yani şöyle söyleyeyim. Buradaki they somebody olmalı. Metni okuduğumuzda bunu anlıyoruz. Dolayısıyla burada all head injury something olduğu için ben they rahatlıkla eleriz dedim. C'de de çoğul olan streets ifadesi var. Aynı şekilde bu da something. Burada bir tek zaten A seçeneği kalıyor. Hani distorted, mental distorted people diyor. En azından burada people şeklinde bir çoğul ifade var. Bence bu soruda bir şık arasında kalacaksak A ve E seçenekleri olmalı diye düşünürüm. Bilmiyorum, az önceki o evet A yapmış Behiye. Tamam, yani en azından makul yanlış dediğim kategori. Neden? Yukarıdaki deyin somebody olması gerektiğini anlıyorum. Daha fazla yaralanma tehlikesi. Yani diyebilirsiniz, yani kafadaki yaralanmanın daha fazla yaralanmayla riski varsa yoksa şeklinde bir yorum yapmış olabilirsiniz. Ama tekrar söylüyorum, sanki burada okuduğumda şıkları da baktıktan sonra ben burada deyin somebody ile alakalı olması gerektiğini düşünür. Ona göre bir seçenek ararım. Evet, umarım açıklayıcı olmuştur. 21 üzerinde durmaya çalışıyorum. Cümle tamamlamalar önemli bir bölüm. Cümle tamamlama zor bir bölüm arkadaşlar. Neden zor? Çünkü bütün gramer bilgisini kapsıyor. Yani mesela bağlaç sorusu sadece bağlacı soruyor. Burada bağlaç var, tense var, özne eklem uyumu var, anlam bütünlüğünü yakalamak var gibi birçok nokta var. Proposition bazen bağlantısı var. Evet, 22 ile devam edelim. 22. soruya ne demiştik? They may not proceed through these steps. Evet, bakın soruyu okudum. Burada bir referral diyoruz bunlara. Yani metnin daha önceki kısmında geçmiş olan bir şeye atıfta bulunuyor, refer ediyor. Dolayısıyla bu referansı benim yakalamam lazım soru cevaplarken. They may not proceed through these steps in the same way or at the same time. Yine burada bakın bu they'i karşılamam lazım. Bir de burada present bir kurgu kullanmış. Bakın may ifadesiyle. May not proceed ya da komple alabilirsiniz. Bunlara dikkat etmemiz lazım. Şimdi bakıyorum mesela C seçeneği. Bakın decided. Bir de zaman bağlacı kullanılmış. When. Dolayısıyla uzak bir ifade. Niye? Çünkü past'ı anlatmış. When zaman bağlacı arka taraftan past devam etmeli. Bu anlamda rahatlıkla D seçeneği, C seçeneğini düzeltiyorum. Eleyebiliriz. B seçeneğine baktığımız zaman yine burada geçmişi anlatan bir ifade. Bunu da eleyebiliriz. Diğer seçenekler en azından present kurgu. Bakalım. Although children develop through a predictable sequence of steps and milestones, they may not proceed through these steps in the same way or at the same time. Yani çocuklar ilerlerken, gelişme kaydederken, aşama kaydederken, gösterirken öngörülebilir sekanslardan sıra, sekans kelimesi sequence tabii ki İngilizcesi. Yani burada yaptıkları hareketler, geçirdikleri aşamalar predictable olsa da they may not proceed through these steps. Bu steplerden, bakın burada sequence of steps and milestones bunu kastediyor. Aynı şekilde ya da aynı zamanda geçmezler. Evet, aynı şeylerden geçerler. Ama bu illa birebir aynı şekilde ve aynı zaman diliminde olmayabilir diyor. Bence güzel bir soru, güzel bir ifade olmuş. D seçeneğine baktığımız zaman young children'la adultların öğrenmesiyle alakalı bir şey söylüyor. Bu anlamda yukarının ilk kısmı olabilecek bir ifade değil. Thanks to their special talent for music, they may not. Evet, E de bence uzak bir seçenek, yakın bir seçenek değil. Yani tense kurgusundan B ve C'yi eledikten sonra anlamdan da Denizli ve Edirne seçeneklerini eleyip doğru cevaba ulaşabiliriz diye düşünüyorum. Evet, 23. sorumuz. Bal arıları kendi ballarını yaparlar. Yani yemek için kendi ballarını üretirler, yaparlar diyor burada. So they can stay alive and healthy. Böylelikle de canlı kalabilir ve sağlıklı kalabilirler diyor. Şimdi burada bağlaçlara yine dikkat 23'te. However var mesela A'da.
Fakat zıtlık, tersi bir durumu anlatıyordu. However, honey bee hives are made of six-sided tubes. Şimdi burada neyi anlattı arkadaşlar? Yani bal arılarının kovanlarını anlattı. Bunun altı yani altıgen tüplerden oluştuğunu anlattı. Ya bağlantı var mı? Yok. Zıtlık ilişkisi de yok bu arada. However, bağlacı da havada kalıyor. B seçeneği ise because bağlacını kullanarak ne yapıyor? Arkadan sebebi anlatması lazım. Kendi ballarını yapıyorlar. Çünkü they construct hives. Ne yapıyorlar? Kovanlarını yapıyorlar, inşa ediyorlar kendileri bal arıları. Nasıl yaparak? By chewing wax until it becomes soft. Yumuşak hale gelinceye kadar ne yapıyorlar? Bal mumunu çiğneyerek kendi hive'larını yani kovanlarını yapıyorlar diyor. Burada bir sebep sonuç ilişkisi de yok. D seçeneğine baktığımız zaman ezif bağlacı kullanılmış. Neydi ezif? Mış gibi anlamında. Yani sanki arıcılar balığı kovandan çıkarıyorlarmış gibi. Mış gibi veren bir şey de yok burada. E seçeneğinde yine zıtlık bağlacı. Fakat polen en saf doğal gıdalardan bir tanesi demiş. Yine uzak bir seçenek. 23. sorumuzun cevabı Ceyhan diyebiliriz. Evet. 21, 22, 23 demişti Özge. 24 ve 27'yi sormuştu. Cafer 21, 4, 6 demiş ama 21'e baktık. 4 ve 6'ya da baktığımızı umuyorum. Eğer kaçan soru olursa sonda tekrar dönüş yaparım. Problem değil. Evet. Devam ediyorum 24 ile. They couldn't set up their colonies wherever they wanted to. İstedikleri yerlere kolonilerini kuramadılar diyor 24. soruda. Şimdi yine burada ben neyi arayacağım arkadaşlar? Burada they ifadesini arayacağım. Sorumuzun cevabı ne olacak 24'te? Bursa seçeneği olacak. Bakın sömürgecilik oyununa İngilizler geç başladıkları için they couldn't set up their colonies wherever they wanted to. İstedikleri yerde de kolonilerini oluşturamadılar diyor. Sebep sonuç ilişkisiyle anlatıyor. O yüzden bir because bağlacı böyle geç bir süreçte başladıkları için şeklinde ifade ediyor. Şimdi A seçeneğine baktığımız zaman A'yı rahatlıkla elememiz lazım. Neden? Biraz bağlaç bilgimiz varsa. Evet 24'ü bayağı kişi sormuş. Bakın şimdi A'da although ifadesi var burada zıtlık bağlacı. Burada kullanılan kelime failure kelimesi, başarısızlık. Yukarıda kullandığımız ifade couldn't set up. Burada da olumsuzluk var. Yani burası da eksi, burası da eksi. Kullanılan bağlaç although. Although ne yapıyordu zıtlık grubu bağlaçları? Tersi durumu anlatıyordu. Yani gramatik olarak A'nın olması mümkün değil 24. sorumuzda. C'ye baktığımız zaman burada if yapısını, if bağlacını kullanmış. If more than half of the farmers died of. Şimdi arkadaşlar if'ten sonra bakın past yapı kullanırsak neye girer bu? If clause type 2'ye girer. Arkadan neyle kullanılır? Could ya da would'lu bir ifade ararız. Hocam zaten yukarıda couldn't var. Tamam. Nereyi anlatır peki bu? If'le beraber kullandığımız past yapı present'ı anlatır. Gerçek dışı bu durumu anlatmış olur. Unreal. If clause type 2. Şimdi burada ikinci kısımda wherever they wanted to ifadesindeki şu wanted'ın gerçekten past'ı anlattığını anlıyorum ben. Bu olay past'a geçiyor. Past zaman dilimi. If clause'da ben past'ı anlatacaksam o zaman ne kullanırım? Past perfect yapı kullanmam gerekir. Bu anlamda C seçeneği de uzak bir seçenek. D'ye baktığım zaman bakın D'de problem ne? D'yi karşılayacak bir şey yok. It var. Perfect climate var. Tekil. Tobacco ifadesi var. Hepsi tekil. Dolayısıyla D'in karşılığı yok. Oradan eriyebiliriz. E'ye baktığım zaman da yine in spite of zıtlık bağlacı. Burada kullanılan kelime oppression, baskı. Religious and political oppression in England. Buna rağmen they couldn't set up. Evet yani İngiltere'deki dini ve politik baskıya rağmen kendi sömürgelerini oluşturamadılar. Evet yine burada colonies kelimesinden dolayı E seçeneği uzak. Ama ilk bakışta mantıksız durmuyor. Yani yakın şık diyebileceğimiz, çeldirici dediğimiz, distractor dediğimiz şık burada bu anlamda Edirne gibi olabilir. 24'te sorumuzun cevabı Bursa diyorum. Evet. Devam ediyorum. 24'ten sonra 27'ye genelde evet 26 da var. 26'ya bakalım. 26'da there's also improvement. Also'ya dikkatinizi çekmek isterim burada. There was also improvement in livestock during the Middle Ages. Orta Çağ esnasında besi hayvancılığında da ilerleme vardı diyor. Ciddi demiyor sadece improvement kullanmış. Evet bakın sorumuzun cevabı A seçeneği olmalı.
In addition to neydi? Ek olarak, yanı sıra. Rise in crop production. Yani ürün, ekin üretimindeki artışın yanı sıra orta çağ esnasında besi hayvancılığında da ilerleme vardı diyor. Şimdi bakın burada bir zıtlık anlamında B seçeneğinde doğu bağlıcı verilmiş. Arka tarafa baktığımda burada olumsuz bir şey yok. Yukarıda da olumsuz bir şey yok. Also ile zaten improvement kelimesi var. Dolayısıyla doğu zıtlığı veren hiçbir şey olmadığı için rahatlıkla eleriz. C'ye baktığım zaman toprak sahipleri her aileden vergi istediklerinde demiş. There is also improvement in livestock. Yani karşılıyor mu? Anlamsal açıdan karşılamıyor. D seçeneğinde sebep sonuç ilişkisi kurmuş. Cattle, büyükbaş hayvanlar, ortak, herkesin sahip olduğu ortak alanlarda otlatıldığından burada da ilerleme vardı. Bakın burada D seçeneği bağlantılı gibi gözüküyor ama bağlantı yok. Nasıl bağlantı yok? Because bağlacının vermiş olduğu sebep sonuç ilişkisi yok burada. Ortak alanda otlatıldığı için mi livestock'ta improvement oldu? Bir de burada bizi özellikle ben zaten farklı renkli orada ifade ettim, altını çizdim, also ifadesinin. Also bizi cevaba götürüyor. Bakın also olmasa burada D seçeneği yine düşünülebilir. Ama oldu ne yapıyor? İyice bu anlamda uzaklaştırıyor. Yani burada da improvement vardı. Demek ki daha önce başka bir yerde bir improvement, ilerleme, pozitif bir nokta olmalı. Şuradaki rise kelimesine bunu vermiş. E seçeneğine baktığım zaman ürün, mahsul yani toprak sahibi için toplandıktan sonra, harvest edildikten sonra, ürün alındıktan sonra burada da ilerleme vardı. Yine also'dan dolayı E'nin olmadığını söyleyebilirim 26. soruda. Evet, diğer sorumuz 27 idi. Bakalım. Yet they feel comfortable in small groups. Evet, yet bağlacına dikkat çekelim. Şimdi yet'in henüz anlamına geldiğini biliyoruz ama burada bağlaç olarak kullanılmış. Neyle eş anlamlıydı? But grubuyla eş anlamlıydı. But, yet, however, nevertheless, nonetheless, even so, all the same. Bunlar eş anlamlı bağlaçlardı. Arkadan D'ye dikkat etmemiz lazım. Bakın they feel comfortable in small groups. Küçük gruplarda rahat hissediyorlar ve present kurguyla anlatılmış bu. 27. soruda cevabınız ne olmalı? C seçeneği olmalı. Ne diyor? Some shy people have problems being in large gatherings. Bazı utangaç insanlar böyle büyük kalabalık toplantılarda bulunmaktan problem yaşarlar. Yani hoşlarına gitmez, bunu problem ederler, memnun olmazlar. Fakat diyor, yet they, kim bu they? Shy people feel comfortable in small groups. Küçük gruplarda rahat hissederler diyor. Yani bakın burada large gatherings, problems, shy people, yet shy people, they, present kurgu devam ediyor feel ifadesiyle. Arkadan problem negatifti, burada comfortable pozitif bir kelime. Dolayısıyla cevabımız C seçeneği olmalı, 27 için söylüyorum. A seçeneğine baktığımız zaman mesela 27'de bazı çocuklar sosyal becerileri öğrenerek korkuların üstesinden gelebilirler diyor. Fakat şimdi burada olumlu bir şey anlattı. Arka taraftan olumsuz söylemesi lazım. Var mı? Yok. Yani yet bağlacından dolayı A'yı buraya koyduğumuzda uymuyor. Eleyebiliriz. Aşırı derecede utangaçlığın travmatik tecrübelerin bir mix, karmaşık bir karışımı olduğunu ifade ediyor. Yet they feel. Şimdi bu feel yapan they kim? B'yi buraya koyarsak. Burada bakın severe shyness tekil. Arkadan gelen tek şuradaki experiences ifadesi var. Burada comfortable hisseden tecrübeler mi? O da olmaz. Buraya somebody ihtiyacımız var. Çoğul bir somebody ihtiyacımız var bu anlamda. Dolayısıyla B'yi de burada eleriz. D'ye baktığımız zaman shyness demiş, yani utangaçlık. Can have devastating effects on a person's life and career. Burada çoğul olabilecek bir tek devastating effects ifadesi var. Bu da something. Bu mu comfortable hissediyor? Olamaz. Eleriz. E seçeneğine baktığımız zaman burada da social situations. Bu mu yine comfortable hissediyor? Yine bizim burada dediğim gibi they, somebody olmalı. Bu anlamda 27. sorumuzun cevabı C seçeneği olmalı. 28'e bakalım. When we understand who we are, kim olduğumuzu anladığımızda. Yine bakın zaman bağlacı. Present kurgu gelmiş arkadan. Şıklara bakıyorum. Evet, past bir kurgu yok bu anlamda. Tense'den dolayı belki eleyebileceğim bir seçenek yok. It allows us to understand others as well. Evet, cümlenin sonundaki ezvele özellikle dikkatinizi çekiyorum.
başkalarını da anlamamızı sağlar. It allows us, allow to kalıbı, müsaade verme, izin verme, olanak verme, fırsat verme anlamlarında kullandığımız bir yapı. When we understand who we are, it allows us to understand others as well. Kim olduğumuzu anladığımızda başkalarını da anlamamıza olanak verir, fırsat verir diyor. Cümle sonundaki as well'in tekrar altını çiziyorum. Neden? D'de anlamı katıyor ya. Yukarıda birilerini anlamaktan bahsetmeli ki buradaki as well'in anlamı olsun. O yüzden cevabımız B olmalı. Diğer seçeneklere baktığımda diğer ülkelerin ne kadar zengin olduğunu muhtemelen fark etmeye başlarsın diyor. Oldukça uzak bir seçenek. C'de şu anlama gelir. It means we have a difficult time with others. Başkalarıyla zor zaman geçirdiğimiz anlamına gelir diyor. Uzak bir seçenek. People oftentimes take advantage of them. Evet, oftentimes muhtemelen az gördüğünüz bir ifadedir. Biçik yazılan, çoğu kez anlamına gelen bir yapı. İnsanlar çoğu kez bu durumdan faydalanır. Onlardan daha doğrusu, take advantage of them, düzeltiyorum. Onlardan faydalanır. Burada them'ın da karşılığı yok. The greatest fear of a person is to be criticized. Yani kim olduğumuzu anladığımızda kişinin en büyük korkusu eleştirilmektir. Yine uzak bir seçenek çünkü burada we ile olayı biraz daha specify etmiş, spesifik hale getirmiş. Evet, 28'den sonra şöyle bakıyorum tekrar. 26, 28, 24 sorulmuştu. Zannediyorum hepsini cevapladım. Herhalde zaten burada bir tek 25 kaldı. Yani 25 dışında 25 sorun olmamış. Evet. 25 dışında bütün sorular cevaplandı. Evet. Gözde 35 dedi. Hemen 35. metne gidelim. 35'in olduğu metne gidelim. Evet. Şimdi bakalım 35. metinde öncelikle ne diyor arkadaşlar? Ona bir göz atalım. Bakın 35. metinde Ebola'yı anlatıyor. Severe, often fatal. Şiddetli bir hastalık, sıklıkla da fatal yani ölümcül. Illness in humans if untreated. Bakın çok güzel ve kısa ifadelerle, kısaltmalarla yapılmış. Eğer tedavi edilmezse insanlarda ciddi bir hastalık, özellikle ölümcül, sıklıkla da ölümcül bir hastalık diyor. Ebola hastalığı için. It is stated in the passage that demiş, bırakmış 35'te. Yani hiçbir şey yok. Dolayısıyla seçeneklere tek tek bakmamız gerekecek. Herhangi bir yönlendirme yapmamış soru kökünde. O zaman şöyle bir metne göz atalım. Çok uzun değil metin çünkü. Bu virüs, yani Ebola virüsü, transmitted to people from wild animals. Yani vahşi hayvanlardan insanlara geçiyor. Doğada yaşayan hayvanlar, wild animals derken bunlardan insanlara geçiyor. Ve insan nüfusu arasında nasıl yayılıyor? Through human to human transmission. İnsandan insana geçecek şekilde. Ebola virüsünün fatality rate, ölüm oranı da yaklaşık %50 seviyesinde diyor. %25'ten, evet son zamanlardaki salgınlarda Ebola virüsünün ölüm oranlarının %25'ten 90'a kadar vary yaptığını, farklılık gösterdiğini ifade ediyor. İlk Ebola salgınlarının Afrika'nın, Orta Afrika'dan ki uzak köylerde ortaya çıktığını, özellikle tropikal yağmur ormanlarının yakınlarında ortaya çıktığını, fakat arkadan Batı Afrika'daki en son salgının hem urban hem de rural areas, hem kırsal hem kentsel bölgelerde olduğunu ifade ediyor. Dolayısıyla en son cümlede de diyor ki there have been more cases and deaths in this outbreak than all others combined. All others combined demek şu demek, özellikle combined kelimesi, diğer bütün salgınlar bir arada, bunların hepsini toplayacak olsanız, combine edecek olsanız, bu en son salgın, en yakın zamanda olan bu salgında daha fazla ölüm olduğunu, daha fazla case olduğunu anlatıyor. 35'in sorunun cevabı ne olmalı? Evet, E seçeneği olmalı. Yani insanlar arasında temasın Ebola'ya sebep olacağını, whose causes the virus from animals? Bakın şurada söyledi. Sebebi normalde yani başlangıç noktası hayvandan insana geçiyor ama daha sonra insandan insana bakın ne yapıyor? Geçiyor diyor. The virus is transmitted to people from wild animals. Bakın bir. Daha sonra spreads diyor in the human population. Nasıl? Through human to human transmission. Cevabı net verdi. Evet. Bu soruyu Gözde istemişti zannediyorum. B yaptım demiş. Bakalım. Ebola ilk olarak Afrika'da görüldü diyor. Throughout Africa. Bakalım.
Evet, zaten yani şöyle Ebola'nın ilk olarak burada gözüktüğünü anlatmıyor. Sadece ilk görülen olayların Afrika'nın kendi içinde yer alıyor. Central Afrika'da. Eğer burada hani 35'te was first seen throughout Africa. Yani Afrika boyunca, Afrika'nın her yerinde. Hayır. O zaman burada B'nin cevap olması için ne demesi lazım biliyor musun? Gözde. Şunu demesi lazım. Central Africa demesi lazım. Oranın hatta remote village bunu ifade etmesi lazım. O bölgeyi bize göstermesi lazım. Throughout Africa, Afrika'nın her yerinde gibi bir anlam katmış olur. Bundan dolayı olmaz. Across Africa ifadesi gibi olur. Evet, B yaptım demiş. Ben cevabın E olduğunu, E'nin de yukarıda nerede geçtiğini göstermiş oldum. 32. soru istemiş Yağmur. Oraya geri dönelim hemen. Şöyle bir hızlıca bakalım ilk cümlesine. Ne diyor ilk cümlesinde? Sınavını ya da sınav kağıdını geri aldığında tekrar bir göz at ve notlama hatası olmadığından emin ol diyor. 32'de de yine ucu açık bırakmış. Hiçbir yönlendirme yapmamış 32'de. Biz 32'de evet neye dikkat edeceğiz? Bütün seçeneklere tek tek bakarak cevaba ulaşmaya çalışacağız. Bakın 32'de cevabımız ne olmalı? A seçeneği olmalı. Buradaki once hangi anlamda? When anlamında. Sınav geri verildiğinde öğrenci ne yapmalı? Eksik olan noktaları bulmaya çalışmalı diyor. Nerede söylüyor bunu? Bakın şurada söylüyor. Look over the test and make sure that you understand your mistakes. Bakın burada söylüyor. Arka tarafta da zaten bunları açıklıyor. Cevabı bilmiyorsan look it up, bak, cevabı ara, bak, sınıf arkadaşına sor ya da öğretmenine sor diyor. Dolayısıyla bu şekilde açıklayabilirim. Evet, gözde anladım demiş 35 için. Yağmur'da evet. Yağmur'da 32. soru demişti. Cevap şıkkını söylemiş mi diye bakıyorum. Evet, anladım dedi. Tamamdır Yağmur, sıkıntı yok o zaman. Evet, Gözde 39 ve 40 demiş arka arkaya. İki hata yaptım hocam demiş. Canım sıkılmış diye ben tabii yorum yapıyorum. Muhtemelen sıkılmıştır. Which of the following is not given in the passage? Hangisi verilmemiş? Not'ın altını çizmiş zaten arkadaşlar. Özellikle dikkat. Which of the following is not given in the passage? Aşağıdakilerden hangisi metinde verilmemiştir diyor. Dolayısıyla yine burada ne yapacağız 39'da? Tek tek cevaba ulaşacağız. Yani daha doğrusu tek tek şıklara bakacağız. Hangileri geçiyor, geçmiyor? Bu anlamda ona göre arayacağız. Şimdi bakın neden bahsediyor 39'da? Yani metin evet belki biraz bize ağır gelebilir. Evet, metin bize biraz ağır gelebilir. Bakın plazmadan bahsediyor. Plazmanın kandaki sıvı kısmı olduğunu anlatıyor. Sonra blood cells like red blood cells, al yuvarlar gibi kan hücrelerinin plazma içinde yüzdüğünü, var olduğunu anlatıyor. Bakın şurada also dissolved in plasma are bunların plazmanın içerisinde çözüldüğünü, var olduğunu anlatıyor. Electrolyte, nutrients and vitamins. Şimdi dolayısıyla A seçeneğinin burada geçtiğini direkt olarak söyleyebilir miyiz? Evet. Bakın A seçeneğinin burada geçtiğini direkt olarak söyleyebilir miyiz bu cümleden? Evet, söyleyebiliriz. Devam ediyorum. 39'da bakın. Substances in the body are spread by plasma. Yani vücuttaki maddeler plazmayla spread yapılır. Evet, yine bunu aynı şekilde söyledim aslında burada. Bakın şurada. Bakın şu cümlede. Plasma distributes the substances it contains as it circulates throughout the body ifadesi. Dolayısıyla burada B seçeneğinde özür diliyorum. Evet, substances in the body are spread by plasma. Bu da aynı şekilde metinde geçiyor demiştik. Sorumuzun cevabı ne olmalı? C seçeneği olmalı 39'da. Bakın proteinler, a kind of proteins are kind of clotting factors.
Arkadaşlar bir dakikanızı rica edebilirim. Özür diliyorum. Evet, özür diliyorum. Hemen kaldığım yerden devam ediyorum. Evet, 39'da hangisi paragrafta verilmemişti demişti. Bakın A ve B seçeneklerini anlatmıştık. Proteinlerin are kind of clotting factors. Bakın clotting factors şurada. Bakın which are absorbed from the intestines or produced by the body hormones, clotting factors and proteins. Bakın clotting factors'dan sonra proteinlere giriyor ve such as de proteinlerin ne olduğunu örnekliyor. Albumin and immunoglobulin ifadesi. Bakın bunların proteinler olduğunu söyleyebiliriz. Ama clotting factor yani clotting factor protein bağlantısını kullanamayız. Dolayısıyla metinde böyle bir bilgi verilmemiş. Aynı cümlenin içerisinde geçmesine rağmen. Evet. Dolayısıyla sorumuzun cevabı C seçeneği olmalı 39'da. Evet. Antikorların bir tür protein olduğunu ifade ediyor. Evet. E seçeneğinde de platelets are responsible for clotting ifadesi var burada da. Yani trombositlerin bu pıhtılaşmadan sorumlu olduğunu anlatıyor. En son bölümde bakın burada da bunu söylüyor. Metnin son kısmında. Dolayısıyla sorumuzun cevabı C seçeneği olmalı 39. Evet 40. soru demiş. It is implied in the passage. Arkadaşlar imply ifadesine dikkat. Imply eş anlamları nelerdi? İma etme, deduce, infer, conclude. Bunlar yakın anlamlı ifadeler. Çıkarım yapmaya dayalı. Metinde direkt geçmeyebilir. Metnin bütününden çıkarım yapmamızı aslında bizden istiyor 40. soruda. Bakın 40. sorunun cevabı ne olmalı? E seçeneği olmalı. There's a distribution of roles in the cellular part of plasma. Şimdi bakın ne diyor burada? Plazmanın hücre kısmında rollerin dağıtımı var, dağılımı var diyor. Ne demek istiyor? Bakın şurada alttan 5. satır. The cellular portion of blood contains red blood cells, white blood cells and platelets. Bakın üçünün olduğuna ifade ediyor. Birincisi yani red blood cells al yuvarlarının ne yaptığını carry oxygen from the lungs ciğerlerden oksijen taşıdığını ifade ediyor. Arkasından white blood cells ak yuvarların help to fight infection enfeksiyonla savaştığını ifade ediyor ve platelets dediğimiz evet neydi? Trombositlerin de ne yaptığını vücuttaki o pıhtılaşmayla, kandaki pıhtılaşmayla ilgili, hücrelerin içerisinde pıhtılaşmayla ilgili görevi yaptığını ifade ediyor. Dolayısıyla rol dağılımı olduğunu söylüyor E'de bu anlamda. Evet sorumuzun cevabı 40. soruda E seçeneği olmalı. Evet 39 ve 40. sorumuz. Bu şekilde. Evet arkadaşlar başka soru varsa alabilirim. Şu ana kadar 40'a kadar zannediyorum atladığım soru olmadı. Soru gelirse ona göre cevaplamaya devam edeceğim. Evet 41. soru. Hemen bakalım 41. sorumuza. A total lunar eclipse has been visible across much of the Americas and Asia, resulting in a dramatic blood moon. Evet, şu ifadeyi geçen hafta da zannediyorum, geçmişte diğer denememizde. 41, 42, 43'ü komple yapar mısınız? Paragrafı neredeyse hiç anlamadım demiş Cafer. Tamam, bakalım hepsine. O zaman metni biraz irdeleyelim isterseniz öncelikle. Arkadaşlar, lunar eclipse dediği nedir? Ay tutulması. Bakın ay tutulması, tamamen bir ay tutulması
görülebilir diyor. Nereden? Amerika ve Asya'nın Americas yani kıtasal anlamda kastettiği için. Evet bakın bunun büyük kısmında görülebilir olduğunu ifade ediyor. Resulting'in sonuçlanma anlamında neyle sonuçlanıyor? Bir de dramatic blood moon. Yani dramatic blood moon yani çok muazzam bir nasıl diyelim kızıl ay şeklinde mi ifade edelim blood moon'u? Evet. Bu şekilde kanlı ay. Evet, o şekilde ifade edelim. Bununla sonuçlanıyor. Tutulma doğuda 8'de başlıyor Amerika sahillerinde ve Asya'da görülebiliyor saat 10'da. Bu tutulma esnasında ekstra bilgi veriyor bakın burada. Which is the second to occur this year. Bu yıl ikinci tutulma olduğunu anlatıyor bakın bunun. Our only natural satellite was fully covered by the Earth's shadow. Tek doğal uydumuz tamamen yani ay ne yapıldı? Tamamen dünyanın gölgesiyle kaplandı diyor. Devamında moon, ay, orange or red yani portakal rengi de kırmızıya döndüğünü ifade ediyor. The result of sunlight scattering of our atmosphere. Bu sunlight atmosferimizden ne yapıyor? Scatter, dağılıyor, yayılıyor ve bu şekilde hence böylelikle the name Blood Moon ismi işte kızıllığına vurgu yapan Blood Moon kanlı ay şeklinde karşımıza çıkıyor. Weather permitting, hava koşulları müsaade ederse gök gözlemcileri, gözleyenler bu anlamda gözlemciler Kuzey Amerika'daki, Avustralya'daki ve Güneybatı Amerika'daki ve Asya'nın doğusundaki belli yerler bu manzarayı görebilirler diyor. Hong Kong Space Museum ne yaptı? Ücretsiz lokasyonlar, izleme lokasyonları oluşturdu, setup kurdu diyor burada. Nerede? Harborside Promenade, while diğer cümleye geçiyor. Oraya bakmayalım, ilk kısma bakalım. Hong Kong Space Museum, limanın yan tarafında, gezinme alanlarında insanların bu olayı izleyebilecekleri yerler oluşturdular diyor. Tokyo'da ise diyor, yoga severler bir araya geldiler. Ne yapmak için? Blood Moon hazır ay bu şekildeyken onun altında egzersiz yapma hareketlerini yoga severler yapmak için bir araya geldiler diye anlatıyor. Avustralya'da Sydney Gözlem Merkezi aynı zamanda bu olayın live video feed canlı yayın olarak ne yaptı? Böyle bir şey organize etti diyor. Evet metin biraz da konu olarak eğer uzaksanız ağır bir metin, kolay bir metin değil. Sorulara bakalım. 41'de diyor ki total lunar eclipse. Yani bu tamamen bir ay tutulması. Was due to the covering of the surface of the moon by the shadow of the earth. Nasıl oldu arkadaşlar bu? Yani ayın yüzeyinin tamamen dünyanın gölgesiyle kaplanması neticesinde oldu diyoruz. 41. soruda cevabımız Denizli. Nerede geçiyor? Bakalım. Bakın şurada. Yani during the eclipse ifadesiyle tutulma esnasında our only natural satellite was fully covered by the Earth's shadow. Tek doğal uydumuz olan Ay tamamen dünyanın gölgesiyle ne yaptı? Kaplandı şeklinde ifade ediyor. 41'de bu şekilde cevabı görmüş oluyoruz. Evet yanlış yapanlar mesela 41'de hangi şıkkı işaretlediklerini belirtirlerse onu da bakarım. 42'ye bakayım. 42'de ne diyor? It's implied in the passage. Imply. Evet. Metinde şu ima ediliyor. Yani şunu demeye çalışıyor. Şeklinde bir ifade söylüyor. Weather might not be very suitable for the sky watchers in some parts of the world during the eclipse. Bakın in some parts of the world. Dünyanın bazı yerlerinde hava uygun olmayabilir bu tutulma esnasında. Yani sky watcherlar bu anlamda izleyemeyebilir. Onlar için uygun olmayabilir diyor. Şimdi bakın birincisi metinde ne demişti? Şurada bakın weather permitting dedi. Yani hava müsaade edecek olursa, hava koşulları müsaade edecek olursa. Bu bizim için önemli bir nokta mı? Evet önemli bir nokta. İki, bir de şurada bakın much of ifadesi var. Yani burada bakın bazı coğrafik yerler olarak yerleri belirtiyor. Bunların much of yani çoğunda diyor. Bir kısmında ciddi bir kısmında ama tamamı demiyor. Dolayısıyla bunun dışında kalan kısmı biz some parts olarak yorumlayabiliriz. Bu anlamda 42. soruda cevabımız A deriz. Evet, Yağmur C yaptım demiş 41 için. 42'den sonra hemen ona dönelim. Evet,
Gözde D yapmış. 41 için mi konuşuyoruz? 42 için mi konuşuyoruz? Onu da netleştirirseniz. Şu an 42'yi ben anlatıyordum. Evet. B seçeneğinde 42'de güneşin hiçbir etkisinin olmadığını anlatıyor. Ayın renginin değişimiyle alakalı. Metinde bu ifade ediyor, ima ediyor diyor. Metinde buna hiçbir şekilde zaten temas yok. Yani güneşle ilgili herhalde bir şey geçmedi. Hong Kong Space Museum CD Organizer for Skywatching Whether There's Eclipse or Not. Weather. Şimdi bakın burada şu ifade bozuyor C'yi. Yani eclipse olsun ya da olmasın, tutulma olsun ya da olmasın demiyor. Burada ne yaptı? Bu olayı izlemeleri için oluşturdu diyor. Bakın şurada. Hong Kong Space Museum set up free viewing locations on a harbor side promenade diyor. Dolayısıyla buradan da C seçeneğinin olmadığını çıkartabiliriz. Teknolojik ilerlemeler sayesinde çok insan canlı görüntülerle bunu izleyebildi diyor. Evet, aslında uzak bir seçenek değil D seçeneği. Çünkü burada canlı video meselesi değiniliyor. Fakat burada yanlış yapan ne? Burada Avustralya'da bu olayın olduğunu anlatıyor. Hani bu anlamda çok daha genellemiyor. Hong Kong'da başka bir şey yapılıyor. Diğer yerlerde başka şeyler yapılıyor. Biraz daha genellemiş olsaydı bu anlamda D olabilirdi. Ya da D'de Avustralya ile bağlantılı bir şey söyleseydi D yakın seçenek diyebilirdik. Evet, 42 D yapmış Gözde, şimdi gördüm. Evet, Zeynep de 42 D yapmış. Tamam. Yani sizin yanlış yaptığınız nokta, kaçırdığınız nokta şu olmuş. Alakasız bir seçenek değil. Öncelikle onu söyleyeyim. Yanlışlar da kendi içinde ayrılıyor. Makul yanlış dediğimiz çeldirici. Yani doğru cevaptan önceki yanlışı yapmışsınız. Şimdi burada Avustralya ile alakalı bunu söylüyor. Evet, Avustralya'da böyle yapılmış. Avustralya'da insanlar bu şekilde izlemiş. Burada D seçeneğinde Avustralya demiyor, dünya çapında da demiyor. Yani öyle bir ifade vermiş. Dolayısıyla Avustralya ile daraltmış olsa burada metne dayalı olarak evet bunu söyleyebiliriz. O zaman doğru diyebiliriz. Bu anlamda D seçeneği yakın ama tabii ki cevap değil. Evet, A seçeneğini açıklamıştım. Umarım açıklayıcı bir cevap olmuştur. 42'de D'nin de mantığını anlatmaya çalıştım. Evet, geldik 43. sorumuza. Setup kelimesinin sinonimini sormuş. Metinde kullanılan setup'ın sinonimi ne olabilir diye. Bakın, consist içermek, rise yükselme, organize organize etme, prevent engelleme, spread yayma. 43'ün kullanımına bakalım setup'a. Hong Kong Space Museum set up free viewing locations. İnsanların bu olayı ücretsiz izleyebileceği yerler meydana getirdi, oluşturdu, kurdu, organize etti. Şıkların arasında en yakın seçenek bu anlamda C seçeneğindeki organize ifadesi. Evet, 43'e kadar bu şekilde cevapladım. Sorusu olan varsa, belirtirse ona göre cevaplamaya devam edeyim. Evet, 46. soru gelmiş Zeynep'ten. Yağmur 52, Gözde 57 demiş. Evet, önce 46 ile devam edelim o zaman. Evet, 46. soru. Is the immune system carried over to the recipient of the blood from the donor diyor soruda. Evet, burayı okuduğunuzda muhtemelen ne demek istiyor diye birkaç kez okumuşsunuzdur diye tahmin ediyorum. Kolay bir ifade değil çünkü bu. Şimdi diyor ki, donor kim arkadaşlar? Organı veren kişi. Donor. Hangi kelimeden geliyor bu kelime? Donate kelimesinden geliyor. Bağışlama anlamında hayır kurumlarına falan derken oradan hatırlayabilirsiniz. Donörden kanı alan kişinin immün sistem de taşınıyor mu diyor. Yani donör bir organ, bir nakil, kan, herhangi bir şey veriyor. Peki bunu alan kişi aynı şekilde immün sistemi de aynı şekilde alıyor mu diye soruyor soru. Şimdi zaten burada amaç student'ın konuşmasında sorunun biraz gizli ve net olmaması. Niye? Çünkü cevaba bakacak olursanız cevap B. Diyor ki bakın, can you broaden your question with an example? Broaden, genişletmek. Sorunu bir örnekle biraz açar mısın demek istiyor aslında. O da diyor ki yes. Açarım tabii ki diyor. Bakın şurada, burayla beraber okuduğunuzda yukarıyı daha net anlarsınız. Yanlış yapanlar burada, belki buraya takılmış olanlar olabilir. Yani burayı birkaç defa okudu ne demek istiyor gibi, ama alt tarafıyla devam ederseniz biraz daha açılmış olur bu anlamda zihninizde. Donörde eğer bir soğuk algınlığı, grip vesaire varsa, bu anlamda kan veya işte bu organı, kan diyelim tabii, transfusion diyor, kan nakli.
Kanı alan kişi de aynı şekilde immün olur mu buna? Bağışıklık kazanmış olur mu diyor. O da diyor ki hayır, olmaz öğretmeni. Neden? Çünkü kan naklinde hücreler old age'den dolayı öldüklerinde, ileri yaştan dolayı, yaşlıktan dolayı öldüklerinde ne yaparlar? Kan verilen kişinin kendi dokularından yeni hücrelerle replace olurlar. Yani onların yerine geçerler. Replace. Yani alınan kandaki eski yaşlı hücreler ölür. Kan verilen kişinin kendi bünyesinde üretmiş olduğu yeni hücreler onun yerini alır diyor bu anlamda. Evet, zor sayılabilecek bir soru 46 ama dediğim gibi şu ikisini okuduktan sonra cevabı bu anlamda yakalayabilirsiniz diyorum. Cevabımız Bursa. 46'da ne yapmıştı yanlış yapan? Kimdi 46'yı soran? Zeynep. Evet, Zeynep şıkkında söylersen ona da bakalım. Sonra diğer sorulara geçeceğim. D yaptın. The immune system is the whole family of cells and the bone marrow that produces them. Yani bağışıklık sistemi hücrelerin bütün familyası ve onları üreten ilikler demiş. O da demiş ki yes. Şimdi dolayısıyla mesela burada yes diyebilmesi için ne olması lazım? Burada bir yes no question olması lazım. Bak diyor ki can you broaden your question with an example? Yes. If the donor had the flu, o anlamda desteklemiş oluyor. Açıklayıcı olduğunu ümit ediyorum. Evet, Yağmur 52. soruda takıldığını söylemiş. Bakalım anlamca en yakın sorumuz. 52. sorumuz. Mısırlılar realistic depiction yapma girişiminde bulunmamışlar. Gerçekçi betimlemeler, tasvirler yapmamışlar. Fakat wanted to create a powerful image. Güçlü bir imaj yaratmaya çalıştılar. Bunu istediler diyor. Bakalım. Cevabımız neydi 52'de? Bursa seçeneğiydi. Instead of trying for a realistic description, the Egyptians wanted to produce a strong image. Yani powerful image, strong image diye vermiş. Realistic depiction, the realistic description diye vermiş. Depict, describe, eş anlamlı kelimeler bu anlamda. Buradaki but bağlacını da instead bağlacıyla anlatmış. Instead yerine demek. Yani realistic description yapmak, bununla uğraşmak yerine Mısırlılar güçlü imaj üretmek için uğraşmışlar. Bunu istemişler diyor daha doğrusu. Tekrar baktığımda the Egyptians did not attempt to make realistic depiction. Yani realistic depiction yapmadılar. Evet, instead of'a burayı anlatıyor. Onun yerine bunu yaptılar. O yüzden 52'de cevabımız B olmalı. Evet, 52. soruyu yapmış olduk. Gözde istemişti. Cafer 49 ve 51 demiş. Hemen geri dönelim. Bu soru evet başında. Şimdi 49'da diyor ki it's much easier to have a low carbon impact if your home is close to where you work. Yani eğer evin çalıştığın yere yakınsa düşük karbon etkisine sahip olmak daha kolaydır. Evet, bundan çok etkilenmeyeceğini ifade etmek istiyor. Daha kolay olur diyor. 49'da baktığımız zaman provided that neydi? Koşuluyla anlamına gelen bağlaçtı. Evin ve işin birbirlerine yakın olmak koşuluyla karbon etkisi senin için daha düşük olur diyor. Evet. Low carbon nasıl mümkün olur? If your home is close to where you work. Evet, sorumuzun cevabı D olmalı. Ne yaptı Cafer 49'da? Onu da söylersen ona göre bakalım. C yaptın. If you want to have low carbon impact, your family's home must be near your work. Şimdi buradaki must bozuyor C'yi. Yani yakın olmak zorunda. Hayır. Yukarıda diyor ki eğer evin işe çalıştığın yere yakınsa ya o zaman senin low carbon impact'e maruz kalman yani daha kolay olur senin için. Çok az etkilenmen daha kolay olur. C'de diyor ki low carbon impact istiyorsan diyor o zaman evin, ailenin evi işine yakın olmak zorunda. Evet. O anlamda orada bir zorundalık yok. O anlamda C seçeneği doğru değil. 51'e bakalım. Most people experience some degree of shyness now and then in certain situations. Belli durumlarda insanlar, çoğu insan bir şekilde belli oranda, some degree of shyness, belli oranda utangaçlık yaşayabilirler diyor. Sorumuzun cevabı bakın ne olmalı? From time to time, ara ara, nearly all people. Bakın most people verdi mi nearly all people? Evet.
Neredeyse tüm insan, most people. Experience, timidness. Evet, neyi verdi bu? Bu kelime neyle eş anlamlı? Shyness kelimesiyle eş anlamlı. To some extent ifadesi var. Yukarıda neyi karşılıyor? Some degree ifadesini karşılıyor. In particular circumstances ifadesi de yukarıdaki in certain situations ifadesini karşılıyor. Bu anlamda cevabımız E seçeneği olmalı. Evet, burada yine yanlış düşündünüz, yanlış işaretlediniz. Şıkkı belirtirseniz açıklarım. Yine kimdi herhalde? Cafer'di. Söylerse onu da bakalım. 51'e. Sonra da evet, 50. soruyla ilgili soru gelmiş arada. Ona bakalım. Evet, Cafer bunu da yanlış yapmış. Burada C'ler beni yaktı. Cafer'in C'si beni yaktı herhalde diyor Cafer. Bakalım. Most often people experience shyness in difficult conditions. Şimdi burada mesela bir defa difficult ifadesi yok. Öncelikle onu söyleyelim. Most often sıklıkla. Most often people experience shyness in difficult conditions. Yani genellikle çoğunlukla insanlar zor durumlarla karşılaştıklarında utangaçlık yaşarlar diyor. Yukarıda da most people experience some degree of timid shyness now and then in certain situations. Belli durumlarda diyor, bak certain. Burada difficult kelimesini karşılamaz oradaki certain. O yüzden C cevap olamaz. Evet, 50'ye bakar mısınız demiş Zeynep. Bakalım. 50'nin soruda cevabı ne demiştik? 50'nin soruda Ceyhan demiştik. Polycarbonate dedi. Bakın, sonra virgül, iki virgül arası ekstra bilgi verdi. The strongest lens material available today. Bugün var olan en güçlü lens maddesi olan polikarbonat. Offers complete protection against the sun. Güneşe karşı tam koruma sağlıyor diyor. Cevabı bakalım. Cevabımız da C dedik. Polycarbonate is the most powerful material accessible today for lens and it provides full protection against the sun. Evet. Accessible olan, yani available kelimesiyle karşılamış. Onu karşılamış accessible'la. En güçlü materyal demiş. Strongest burada. Burada da most powerful demiş. Güneşe karşı tam koruma sağladığını ifade etmiş. Complete protection against the sun. Full protection against the sun. Dolayısıyla cevabımız C olmalı. A yapmış Zeynep. Evet, onu da söylemiş. Güzel. The strongest polycarbonate material offers complete protection against the sun. Şimdi o zaman ne eksik? Today ifadesi var. Tamam. The strongest polycarbonate material, en güçlü polikarbonat maddesi offers. Evet, burada şöyle diyor. Bak şimdi A dersek ne olur biliyor musun? En güçlü polikarbonat bunu sağlıyor. Diğerleri sağlamıyor gibi. Hani bu polikarbonat materyalinin de kendi içinde dereceleri var. Bunun en güçlüsü tam koruma sağlıyor. Orta düzeyli olan o kadar da sağlamıyor gibi bir anlam çıkmış olur A'da. Halbuki yukarıda iki virgül arası veriyor bu bilgiyi. Hani ejective clause'lardan hatırlayın. Defining, non-defining diye gördüğünüz durum var ya. Yani burada polikarbonat, ki yani en güçlü lens materyalidir günümüzde var olan diyor. Bu tamamen bir koruma sağlıyor. A'da bunun en güçlüsü olan şeklinde, yani böyle bir tamlama yaparak söylüyor. Bunun en güçlüsü bu korumayı verir. Diğerleri çok da vermez gibi bir anlam çıkıyor. O yüzden A seçeneği burada cevap olmaz. Evet. 47. soru var. 46, bir dakika şimdi burada karıştırmayalım. 46'yı yapmıştık değil mi? Evet. 47. soru gelmiş. Bakalım 47'ye. 47. soruda biz cevap olarak ne demişiz? A şıkkını söylemişiz. What food would still be safe to consume after the longest period of time passed? Çok uzun süre geçtikten sonra bile hangi gıda tüketmek sağlıklı olur, güvenli olur diyor. Cevap veriyor da, diyor ki su nerede muhafaza edildiğine, hangi şartlarda muhafaza edildiğine bağlı tamamen diyor. Kırar tekrar bakın cevap veriyor ve diyor ki assuming it was kept in an ideal environment, what would it be? İdeal bir ortamda muhafaza edildiğini düşünerek ne olabilir bu diyor. Then it would be honey. Evet, bakın bal olabilir diyor. It would be honey as it's been found in Egyptian tombs. Apparently still edible after a couple of millennia. Gerekçesini de açıklıyor bakın. As'le burada because anlamındaki as. Yani Mısır'daki türbelerde, piramitlerde, türbelerde vesaire bulunmuş bal. Hala yenilebilir diyor. Edible diyor. Ne geçmiş? Birkaç bin yıl geçmiş. Millennia. Dolayısıyla bu sorunun cevabı bu olur. Bir de bakın burada would'lu cevap. Yani burada da would'lu sorulmuş. Would'lu cevap bu anlamda bize cevabı göstermiş oluyor 47 açısından. Evet, 47'den sonra diğer sorulan soru 52'denmiş ama 52'ye baktık mı? Düzelt bir dakika. 46'yı yaptık mı? Onu kontrol edelim. Evet, 46'yı cevapladık. 47'yi cevapladık. 52 ile devam ediyorum.
49'u cevapladık. 51'i cevapladık. Evet, 52. sorumuz. 52'yi de cevapladık o zaman. Doğru, güzel. 50'ye de bakmıştık. 57. soruya geçtim o zaman. Gözde sormuş. 57. Evet. Gözde kaç yapmıştın? Sen başta söylemiştin ama 69 11 miydi? 70 1'e 9 muydu? Durum soruları genelde yüksek yapanların hata yapmaması gereken bir soru türüdür ama bir bakalım 57'ye. Arkadaşlarınla kafede oturuyorsun. Yani uzun yıllardır görmediğin arkadaşlarınla kafede oturuyorsun. Onlardan bir tanesi işin olup olmadığını soruyor sana. Senin de şu an bir işin yok mu? Sen de durumunu nasıl anlatıyorsun? You describe your situation by telling. Şunu söyleyerek durumunu anlatıyorsun. I'm looking for a new job nowadays. Henüz bir iş bulmadığın için durumunu nasıl anlatıyorsun? Durumunu ifade ediyorsun. Yani bu aralar iş arıyorum diyorsun. Cevabımız ne olmalı? D seçeneği olmalı. Ne yaptınız 57. soruyu? Yanlış yapanlar. Gözde 57'yi yapmış. Başka soran var mı? Yok. Evet, Gözde'den istesem Gözde buradaysa hangi şık? Ona göre tekrar ona da bakalım. Evet, Gözde burada mısın? Diğer şık o zaman bir bakayım ben tekrar hepsini tek tek. İş bulmadığın için durumunu anlatıyorsun. You are embarrassing me with such a question. Durumunu anlatmıyor burada. Beni utandırıyorsun diyor. İş durumum hakkında konuşmak istemiyorum diyor B'de. Maaşım beklediğimin daha üstünde diyor. E'de de evet diyor. Mezun olduğumdan beri aynı fabrikada çalışıyorum. Evet. As you haven't found a job yet. Henüz işin yok. You describe your situation by telling. Durumunu anlatıyorsun. Durumu nasıl anlatıyorsun? Durumun zaten iş arama. Dolayısıyla net bir şekilde bunu ortaya koyduğun için cevap D seçeneği olmalı. Evet. 57 gelmişti en son. Evet arkadaşlar, 58'den itibaren sorularınız varsa alabilirim. Ona göre ilerleyelim. Şu ana kadar olan bütün soruları cevapladığımı düşünüyorum. Bundan sonrası full mü yapıldı, yoksa hiç hata yok mu? 61 var hocam. 61 var. Tamam, 61'e Ama bakalım. benden önce 60 var. Zeynep Buzin'in. Senden önce 60 var. Bana mesajlar. He, şimdi gördüm. Evet, şimdi geldi. Pardon. Bu Evet. arada biz söyledik 57, hani ikimiz de D yapmışız ama D şıkkı yanlış gösteriyor. Yani yanlış diyor. Bir daha bakalım. 57 ikiniz de D yaptınız. Cevap anahtarında yanlış mı gözüküyor? Evet. Ne Evet. gözüküyor cevap anahtarında doğru cevap? Gözükmüyor bende. Sadece şey hani bir puan alacağına sıfır aldın diye gösteriyor ama şıkkı Sıfır. göstermiyor. Tamam, doğru cevap D olacak. O zaman orada bir hata olmuş. Onu siz düzeltin. Arkadaşlar da buradan ben Recep Bey'e de ifade ederim. 57 D olacak diye buraya hemen hatta yazayım. 57. soru cevap Tamamdır. D. Tamam. Tekrar hemen döndüm. Şu an ekranımı görüyor musunuz benim? Problem var mı? Yok. Görüyorsunuz değil mi? Ben görüyorum. Ha, görüyorsun, tamam, problem yok. Şimdi değişiklik olmasın. Evet. Şimdi 57'den sonra evet 60 demiştik değil mi? Yanlış olmasın. Evet, 60. soru var. Zeynep bu işte D yaptım demiş. Tamam, bakalım şimdi. Şimdi 60'ta ne diyor? When we interact, yani etkileşim içerisine girdiğimizde, etkileşim içinde olduğumuzda aktörler gibi davranırız. Ne yaparak? Belli skriptleri, yazıları okuyarak. Yani öğretmenlerimizden, anne babamızdan, arkadaşlarımızdan, başkalarından öğrendiğimiz yazıları yani senaryoları okuyarak aktör gibi davranırız diyor. Bu senaryolar, bu yazılar genellikle bize neyi söylerler? Kendi statümüze, kendi rolümüze uygun şekilde, in accordance with, buna uygun olarak nasıl davranmamız gerektiğini bize söylerler diyor. Fakat mukayese stage analogy does have limitations. Yani ne demek istiyor burada stage analogy ifadesiyle? Aktörlerin oynadığı sahne, stage, yani tiyatro vesaire sahne. Bu sahneyi düşünün. Sahne analojisinin sınırlamaları vardır diyor. Sahnede
aktörler net bir şekilde yazılmış olan, detaylandırılmış olan senaryoyu ne yaparlar? Oynarlar ve tam olarak ne söyleyeceklerini, nasıl davranacaklarını rehearse ederler. Yani provasını yaparlar. Boşluğu burada bırakmış. They cannot tell us precisely how we're going to act. Bize nasıl davranmamız gerektiğini tam olarak söyleyemezler diyor. Ya da karşımızdaki kişinin, diğer kişinin nasıl reaksiyon göstereceğini söyleyemezler diyor. Bu yüzden çok daha zordur, çok daha iyi prova, yani prova edilemeyecek kadar zordur. Ya da nasıl diyelim, it's therefore much more difficult to be well rehearsed. Çok iyi prova edilme adına çok zor bir durumdur, çok daha zor bir durumdur diyor son cümlede. Evet, karışık sayılabilecek bir metin 60. sorumuz. Şimdi neyle neyi kıyaslıyor arkadaşlar burada? Bakın, aktörlerin sahnede oynadıklarıyla bizim gerçek yaşamda oynadığımızı kıyaslıyor. Sorumuzun cevabı ne olmalı? In real life E seçeneği olmalı. Our scripts are far more general and ambiguous. Gerçek yaşamda bizim senaryolarımız çok daha fazla genel ve ambiguous. Net olmayan, belirsiz, karmaşık, yani nasıl diyelim, karşımıza ne çıkacağı belli olmayan. They cannot tell us, bak arkadan bunu açıklıyor. They cannot tell us precisely how we are going to act. Nasıl davranacağımızı tam olarak bize açıklayamaz diyor. Ya da başka bir kişinin nasıl reaksiyon göstereceğini. Halbuki hani sahnede vesairede herkesin, aktörlerin rollerini nasıl oynayacakları bellidir demeye çalışıyor burada. Ne yaptınız bu soruda peki arkadaşlar 60'ta? Bir kişi D yaptım demiş Zeynep. Bakalım. Konuşmada we try to say the right thing and avoid saying the wrong thing. Doğru şeyi söylemeye çalışır, yanlış şeyi söylemekten kaçınırız. They cannot tell us. Şimdi o zaman buradaki they ne? Denizli yapanlara soruyorum. Orada bir boşluk oluşuyor. Doğru mu? Yani tekrar söylüyorum. Metinde kurgulanan, karşılaştırılan şey şu. Bizim gerçek yaşamda davranışlarımız, sahnede olan, stage'de olan, yani rol yapan insanların yaptıkları roller. Biz de bunları kimlerden öğreniyoruz? İşte anne babadan, öğretmenlerden, öğrencilerden, arkadaşlarımızdan vesaire. Hani bunlardan, başkalarından öğreniyoruz ama bizim tam olarak neyi söyleyeceğimiz, karşımızdakinin neyi cevaplayacağı vesaire belli değil diyor burada. O yüzden cevabımız E seçeneği olmalı. Evet, 60. soru umarım açıklayıcı cevap olmuştur arkadaşlar. Devam ediyorum. 60'tan sonra ne var? 63 var herhalde. Evet, 63. sorum. Efendim. Benim 61 vardı ama bir arkadaşımız yazmış 59 varmış. 59 varmış, tamam, bakalım buraya. 59'da devam edelim o zaman. Şimdi bakın, 59'da yine day, şuradaki bizim için önemli. Boşluk başta bırakılmış. They completely changed our lives. Tamamen yaşamlarımızı değiştirdiler. If you think about it. Evet, burada da it kullanmış. Dikkat edilmesi gereken bir nokta. Hem tekil hem çoğul kullanmış. 59'da cevabımız, bakın ne olmalı? D seçeneği olmalı. For me, benim için son 150 yılın en büyük başarısı kesinlikle arabanın icadıdır. They dediği arabalara refer ediyor çoğul anlamda. They completely changed our lives if you think about it. Bu olayı düşünürseniz şunu söyleyebiliriz, yani şunu görürsünüz. Yaşamımızı topyekun tamamen değiştirdiler. Before everyone could have their own cars. Şimdi bakın, burada spesifik olarak bu sefer arabaya giriş yaptı. Yani konunun araba olduğunu bize net bir şekilde ifade etmiş olduğu. İnsanların arabaya sahip olmadan önce her yere yürümek zorunda olduğunu, otobüs yakalamak zorunda olduğunu ve bunun da time consuming, zaman alan bir şey olduğunu ve inconvenient, çok da rahat, uygun bir şey olmadığını ifade ediyor. İşten eve gelmenin ya da alışverişe gitmenin çok fazla vakit aldığını, bu yüzden insanların başka şeylere çok az vaktinin kaldığını ifade ediyor. Bunlar da şu anlama geliyor. Şu an we have more time for leisure. Daha fazla boş vaktimiz var ve daha ilginç yerlere gidebiliriz anlamına geliyor diyor. Şimdi E seçeneği de arabalardan bahsediyor. C'de de arabalardan bahsediyor. A'da da arabalardan bahsediyor. Bu anlamda technological innovations şeklinde verilen tek ifade var, B seçeneği. Dolayısıyla B seçeneğini burada rahatlıkla eleyebiliriz. Ama geriye kalan 4 tane seçeneğimiz var. 59'u yanlış yapanlar ne yaptılar? Hangi şıkkı işaretlediler? C yapmış hocam.
C. You think that cars are one of the greatest inventions? Evet. C yapmış Emirhan. You think that cars are one of the greatest inventions, but there are lots of important ones than those. Evet, siz arabaların en büyük icat olduğunu düşünürsünüz ama diyor aslında ondan daha önemli olanlar var diyor. Çok daha fazla önemli olanlar var. Eğer burada cevap C olsaydı arka taraftan arkadaşlar bu arabalardan çok daha önemli olan inventionları bize söylemesi gerekirdi. Doğru mu? Hiçbir şekilde böyle bir şey var mı? Yok. Bu anlamda C cevap diyemeyiz. Evet. Rica ederim İmran. Tamamdır. Evet, 60. soruya geçmiş olduk. Diyeceğim o 60'ı yapmıştık değil mi? Yaptık, tamam. 61 ile devam edelim. Evet, virtual önemli bir kelime arkadaşlar. Muhakkak repertuarınızda olsun bu kelime. Zarf bölümünde karşınıza çıkabilecek bir kelime. There was virtually no difference in terms of nutrition between the gladiators and local normal population. Virtually neredeyse anlamına geliyor. İki anlama geliyor. Neredeyse, diğeri de sanal. Şeyden hatırlayabilirsiniz, VR gözlüklerden, virtual reality. Bakın neredeyse hiç fark yoktu diyor beslenme açısından. Kimle kim arasında? Gladiatörlerle normal yerel halk nüfusu arasında fark yoktu diyor. 61'de cevabımız ne? Meals consisted primarily of grain and meat-free meals. Bakın fark yoktu derken yedikleri yemekler, öğünler grain and meat-free. Meat free yani etsiz değil mi? Free kelimesi bu şekilde kullanılıyor. Meat free, et içermeyen. Aynı olduğunu söylemişti. Bunu destekledi. Devam etti. The difference between gladiators and normal population. Bunların arasındaki fark was highly significant. Oldukça önemliydi. Ne açısından? In terms of. The amount of strontium measured in their bones. He, bakın yemelerinde farklılık yokmuş. Yani neredeyse virtual demişti. Nerede farklılık varmış? Bunların bakın strontium dedikleri element, yani kemiklerinde ölçülen strontium denilen elementin miktarıyla ilgili bir farklılık varmış. Gladiatörler had a higher intake of minerals from a strontium rich source of calcium, yani strontium açısından zengin bir kalsiyum kaynağından daha yüksek mineral alıyorlar diyor. Aralarındaki fark olarak bunu söylüyor. Zor anlaşılabilecek belki bir soru diyebilirim 61. soru için. Peki yanlış yapanlar ne yaptı 61'de? Ya ben C yapmıştım ama. C yapmıştın, bakalım. The result shows that gladiators mostly ate a vegetarian diet. Sonuçlar şunu ortaya koyuyor. Gladiatörler çoğunlukla vejeteryan beslenme. Aslında şimdi, da aynı şeyi söylüyor. Vejeteryan beslenme demiyor. Tabii çıkartabilir miyiz oradan? Hani meat free olduğunda et mesela fish A'da kapsam içinde kalırken C'de kapsam dışında kalır. Doğru mu? Yani orada et olarak hepsini genelleyemeyiz. Şimdi o biraz yoruma girmiş olur. Şimdi vejeteryan dediğimiz başka bir şey. Ama A'da diyor ki bunlar yoktu diyor meal'larında. Hani bu anlamda çok ciddi farklılık yoktu diyor. Peki diyelim vejeteryan diyet beslenme dedi. Arka taraftan hiç o vejeteryanı destekleyen bir şey var mı? Onu gösterebilecek en ufak bir ipucu var mı? O da yok değil mi? Çünkü boşluk nerede burada? Bakın başlarda. Yani dolayısıyla şu arkada eğer burada cevabımız C seçeneği olsaydı onu ima edecek, onu destekleyecek falan bir şeyler söylemesi gerekirdi bize. Tamam? Tamam. Evet. Başka soru var mı diye bakıyorum. 63'ü gördüm. 63'e bakalım. Evet, 63'te çocukluktaki obeziteyi anlatıyor. Amerika'da bunun salgın seviyesi artık çok yaygın olduğunu ifade ediyor. Araştırmaya göre çocukların, günümüzde şu an çocukların %15'i overweight, aşırı kilolu. Boşluktan sonra therefore bağlacı bizim için çok önemli arkadaşlar. Sebep sonuç bağlacıydı therefore. Öncesiyle sonrası arasında bir sebep sonuç ilişkisi kuruyor. Şimdi bakın sorunun cevabı A seçeneği. The major causes are lifestyle related with many children having poor diets and suffering a lack of physical activity at home and school. En major, yani major sebepler yaşam tarzıyla bağlantılı. Neymiş bunlar bakın? Kötü beslenme ve okulda ve evde fiziksel aktiviteden mahrum kalma. Doğru mu? Bu yüzden obezite konusunda araştırmacı olan James Levin neyi düşündü? Yeni bir approach, yaklaşım. Çocukların bu anlamda geleceğini bir şeyler değiştirebilir. Can you imagine a school without desks?
Evet, bakın burada ne diyor? Sıra olmayan, masası sırası olmayan bir okul düşünebilir misiniz diyor. A school where children are moving as part of their lessons. Öğrencilerin dersin bir parçası gibi moving, hareketli oldukları bir ortam düşünebilir misiniz diyor. Daha da önemlisi onların güldüğü ve mutlu, sağlıklı olduğu bir ortam düşünebilir misiniz diye soruyor. Chairless classroom, yani oturacak yerin olmadığı bir sınıf fikri direkt olarak şu soruyu akla getiriyor. Do children need to sit at desk to learn? Öğrenmek için çocukların illa bir sırada oturmaya ihtiyacı var mı sorusunu akla getiriyor diyor. Evet, güzel, biraz belki ağır diyebilirim ama hafiften, çok da aşırı zor değil ama güzel bir soru olduğunu düşünüyorum 63 için. Ne yaptınız 63. soruyu? Yanlış yapanlar. Evet, Yağmur B yaptım demiş. Hemen B şıkkına bakalım Yağmur. The best way to reduce obesity is still debated throughout the world. Yani obeziteyi azaltmanın en iyi yolunun hala dünyaca tartışıldığı, dünyanın her yerinde tartışıldığını ifade ediyor. Evet. Şimdi dünyanın her yerinde dedikten sonra şimdi konunun girişinde ne vardı? Amerika'daki obezite durumunu anlattı. Arka tarafta da bu doğrultuda devam etti. Eğer biz burada B seçeneğinde olduğu gibi throughout the world diyorsak, o zaman arka tarafta bunu açıklayan yine bir şeyler olmalı. Doğru mudur? Bu anlamda B seçeneği çok daha genel bir ifade. Bu tarz sorularda biraz daha geneli başta verip detaylandırır. Soru mantığı genelde o şekilde ilerler. Paragraf tamamlama ve anlam bozan sorularında özellikle. Evet arkadaşlar, rica ederim Yağmur. Tamam. Evet, 63'ten sonra başka soru, hangi soru var? 71 var. Evet, 71'e bakalım. Evet, çevir soruları genelde yapılıyor ama bu soru. Evet, bakın şurada şu ifadeye hemen direkt bakacak olursak zaten cevabı yakalamamız kolay olacaktır 71'de. Guyana'nın aksine dedik bakın. Birçok tropikal ülkede yağmur ormanlarını kestiler. Şimdi bakın şu ifade. Unlike. D'ye baktığımız zaman bakın unlike var ama neyi niteliyor? Guyana'yı nitelemiyor. Many tropical countries niteliyor. Bakın bu anlamda D'nin olmadığını söyleyebiliriz. C seçeneğine bakıyorum. Zaten C seçeneğinde Guyana'nın adı geçmiyor. Direkt buradan eleriz. B seçeneğinde Guyana'nın geçtiği yerde bakın yine Guyana'nın aksine o tamlama burada yine geçmiyor. A seçeneğine baktığımız zaman ezvelez de geçiyor bu da. Yanı sıra anlamında. Yani Guyana'nın aksine ifadesini aslında bir tek nerede görüyoruz biz? D, pardon düzeltiyorum. E seçeneğinde görüyoruz. D'de de unlike ifadesi var. Onda problem ne? Onda problem ülkeyi nitelemiyor. Tropical countries, many tropical countries ifadesini niteliyor. O anlamda doğru cevap değil. Cevabımız D, pardon düzeltiyorum. E seçeneği olmalı. Evet. Yağmur 79-80 demiş. Zeynep de 80 var benim demiş. 71'e yaptık. Hemen devam edelim. Yani çevir sorularında zaten sıkıntımız çok çıkmıyor diyorsunuz değil mi? 78-80. 78'e bakalım. Evet. Cognitive reserve. Şimdi arkadaşlar burada neyi anlatıyor? Bilişsel rezervi anlatıyor. Direkt olarak ölçülemediğini. Rather. Bundansa yani instead onun yerine it is calculated through indicators believed to increase this capacity. Bu kapasite yani kognitif rezerv kapasitesini arttırdığına inanılan indikatör, onu gösteren şeyler yoluyla ölçüldüğünü ifade ediyor. A seçeneğinde. Devamına bakalım. A research project has studied how having a wide vocabulary influences cognitive reserve. Evet, bakın yine cognitive reserve'den bahsetti mi? Bahsetti. The brain's capacity to compensate for the loss of its functions is important. Şimdi bakın 1 ve 2'de cognitive reserve'den bahsederken, spesifik bir şeyden bahsederken C'de ne yaptı arkadaşlar? Genelleme yaptı. Yani beynin kaybolan fonksiyonlarını tekrar kompanse etme, telafi etme kapasitesinin önemli olduğunu söyledi. Bu anlamda ben C'yi bir kenara yazdım. Hemen D'ye bakıyorum. Dördüncü cümlemize bakıyorum daha doğrusu. Sonuçlar neyi gösterdi? The results. Şimdi bakın, a research project dedi. Bakın burada bir araştırma projesinden bahsediyor. Bir çalışma yapılıyor yani. The results dediği bu çalışmanın sonuçları.
Neyi gösteriyor? Bakın cognitive impairment. Yani yine bakın burada paralel. Ne cognitive reserve, cognitive impairment. Cognitive impairment, impairment bozulma demek. Katılımcılarla alakalı yorum yapıyor. Son cümleye baktığımız zaman da bakın yine burada cognitive reserve ifadesi geçiyor. Burada da lower vocabulary level demişti. Dördüncü cümlede burada da higher level of vocabulary as a measure of cognitive reserve. Ölçüm anlamında buradaki measure. Yani cognitive reserve ölçümü olarak daha yüksek kelimenin kelime seviyesinin ne yaptığını, kognitif bozulmaya karşı koruyabildiğini, koruduğunu ifade ediyor. Dolayısıyla 78. soruda cevabımız ne olmalı? C seçeneği olmalı. Dediğim gibi zaten çok genel bir ifade. Bu anlamda metin kurgusu tamamen cognitive reserve üzerine kurulu. Evet, Emirhan sormuş 78'i. Umarım cevap olmuştur. 79'da devam ediyorum. The universe we experience is just one of a gigantic number of worlds. Yani bizim experience ettiğimiz, yaşadığımız evren, kainat sadece çok muazzam sayıdaki dünyalardan bir tanesi demiş. Evet, yani birçok var bu şekilde diyor. Gigantic number of worlds dedikten sonra some, bunlardan bazıları bizimkine benzer, çoğu farklı diyor. All of these worlds diyor. Bakın şurada gigantic, bunun altını çizeyim. Evet, bakın 1, 2, 3 çok net birbiriyle bağlantılı. Bütün bu dünyalar eşit şekilde gerçek ve her zaman bunların var olduğunu ifade ediyor. They also possess, they, bakın yine bunlar, also ile destekliyor. Precise and defined properties. Çok net şekilde tanımlanmış bunların özellikleri var, bunlara sahipler diyor. Son cümlede tutup neye geçiyor arkadaşlar? Kuantum teorisine geçiyor. Yani kuantum teorisine ihtiyaç duyuluyor. Niçin? Dünyanın mikro ölçekte nasıl çalıştığını açıklamak için buna ihtiyaç duyuluyor. Ve bununla bütün maddeye uyarlanabileceğine inanılıyor diyor. Uygulanabileceğine inanılıyor diyor. Yani kuantum teorisi bu anlamda tamamen yeni bir pencere, yeni bir konu. Yukarıdaki bahsedilen cümlelerin dışında kalmış oluyor. Dolayısıyla cevabımız burada E seçeneği olmalı. Son sorumuz 80. soru. Zeynep de sormuş, Yağmur da sormuş, Emirhan da sormuş bu soruyu. Evet. Sona kalanların hepsinin yanlış yaptığı bir soru olmuş. Bakalım. Bilim insanları sadece 2 dakikada %70'e kadar şarj edilebilecek yeni bir pil geliştirdiler diyor. Bakın yeni bir pil gelişmiş. A new battery. The battery artık ikinci kez bahsediyor ya, yani definite article the kullanıyor burada. Neden bahsettiğini biliyoruz. 20 yılın üzerinde ömrü olacak diyor bakın. Will also have a longer lifespan of over 20 years. 20 yıldan fazla ömrü olacak diyor bu pilin. Bu yeni jenerasyon lityum iyon piller diyor. Günümüz teknolojisinden 20 kat daha hızlı elektrikli cihazları, elektrikli araçları daha doğrusu şarj edebilecek diyor. Yani 1, 2, 3 birbiriyle çok net bağlantılı mı? Evet, bağlantılı. Son cümleye bakayım. Diğeri daha rahat anlaşılacak bu şekilde. With it, bakın bununla, yani bu yeni üretilen battery ile, pil ile elektrikli araçlar aynı zamanda ne yapacak? Will also be able to do away with frequent battery replacements. Bundan kurtulmuş olacak artık. Evet, bakın do away with phrasal verb'ünü kullanmış burada. Sık sık pil yenileme vesaire, bu mesele de ortadan kalkmış olacak elektrikli araçlarla ilgili. Dördüncü cümlede kafanızı karıştıran muhtemelen şu oldu diye tahmin ediyorum. Yani burada this dedi ya. This daha öncekine atıfta bulunuyor, refer ediyor diye yorumladınız. Bakın bu nano yapı is what helps to speed up the chemical reactions taking place in the new battery. Şimdi burada bu pilin içerisinde geçen kimyasal reaksiyonlara falan indi. Yine pilden bahsediyor. Sorunun zorluğu zaten orada. Pilden bahsediyor yine ama pilin bu sefer içeriğine girdi. Halbuki neyi anlattı? Pilin hızlı şarjını anlattı. Ömrünün uzun olacağını anlattı. Diğer şıklar neye yönelik? Pilin kullanımına yönelik. En son cümlede de ne dedi? Elektrikli araçlarda artık insanlar devamlı sık sık pil yenileme vesaire bunlardan kurtulmuş olacak dedi. Evet, o yüzden cevabımız 80. soruda D seçeneği olmalı. Evet, 80 soru bu şekilde arkadaşlar. Evet, kalan arkadaşlara soralım. Anlamadınız, tekrar sormak istediğiniz ya da hocam bir daha baksak anlattınız ama tam içime sinmedi dediğiniz soru varsa, açıklama istediğiniz bir şey varsa yardımcı olabilirim.